Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda eşkenar üçgen konusunun konu anlatımını yapacağız. Evet sayfa numarası 39'dayız. 39'un sağ sütunundayız. Eşkenar üçgen. Aslında biliyorsunuz. Niye? Özel açı mantığını iyi bir şekilde öğrettik mi size? Öğrettik. E o zaman aslında hiçbir şekilde bir konu anlatmadan eşkenar üçgen sorularını açsanız sadece eşkenar üçgen sorularından oluşan testin 100 sorudan 80'ini şu anda çözebilecek vaziyettesiniz ama belki farkında değilsiniz. Biraz sonra soruları da göreceksiniz. Özel açı mantığıyla çoğu soruyu zaten halledebiliyoruz arkadaşlar. Evet hadi bakalım eşkenar üçgene tanımını verelim. Kenar uzunlukları birbirine eşit olan üçgene ne diyoruz? Eşkenar üçgen diyoruz arkadaşlar. Bütün kenar uzunlukları eşit. Bütün açılar birbirine eşit. 60'ar er derece. Hocam aynı zamanda bu bir ikizkenar üçgen olduğu için ikizkenar kenar üçgenin özellikleri sağlanır mı? Burada sağlanır. Evet ikiz kenardaki tüm özellikler burada sağlanıyor. E, ikisi çizilen yükseklik tabanı iki parçaya bölecekti. A bölü 2 A bölü 2 olur burası. E hocam aynı zamanda açı ortaya olacaktı. 30'a 30 olur burası. O zaman ne çıktı arkadaşlar? 30 60 90 üçgen çıktı. Ve 30'un karşısı A bölü 2 60'ın karşısı da A bölü 2'nin köküç katı olur arkadaşlar. Şimdi <laughs> ikizkenarın bütün özellikleri sağlanıyor ya. Bütün yardımcı elemanlar da birbirine eşit olmak zorunda. Niye? İkizkenar kenar üçgenler ne demiştik? Eşit kenarlara çizilen yükseklikler neydi? Birbirine eşitti. Aa hocam şu eşit kenar çizilen yükseklik bu eşit kenara hatta bu da eşit kenar. Bütün kenarlar eşit olduğu için bütün yükseklikler birbirine eşittir. Hatta eşit kenarlara çizilen açı da birbirine eşitti. Bu çizilen yükseklik aynı zamanda açıortay ya. yükseklik açı ortay birbirine eşit oldu. Bütün açı da eşittir. Aynı zamanda kenar ortay olduğu için yükseklikler birbirine eşitti. Dolayısıyla bütün kenar ortaylar da birbirine eşit oldu. Hatta aklınızda bulunsun eğer böyle genelde yükseklikle alakalı şey yaparlar. Ee, bir eşkenar üçgende yükseklikle alakası bir yerde bir eşitlik verilmişse başka bir diğer bir yüksekliği de çizmenizde fayda var. Biraz sonra onun da sorusunu da göreceksiniz zaten arkadaşlar. Evet alanda arkadaşlar normalde alan taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 ama özel olarak bir kenara A ise A kare kök 3 bölü 4'ü bilmenizde fayda var arkadaşlar. Çünkü düzgün altıgende falan da bu, biz bunu kullanacağız. Ee, yine de Bilmezseniz de yine taban çarpı tabana ait yüksek bölü 2'den de yapabilirsiniz. Onda da sıkıntı yok. Ama genelde herkes kullanıyor arkadaşlar. Bir kenara A olan eşkenar üçgenin alanı A kare kök 3 bölü 4 diyoruz. Evet özellikler bu kadar. Bütün ikiz özelliklerini sağlıyor falan filan. Bütün yardımcı elemanlar eşit. Hadi bakalım sorulara başlayalım. Aslında ne dedik arkadaşlar? Öncelikle şunu da söyleyeyim. Eşkenar üçgen daha öncesinde de söyledim. Eşkenar üçgen konusunun yapılamamasının en büyük sebebi tanımını kullanmıyorsunuz. Eşkenar üçgen dediği için ne olmak zorunda? Bütün açılarımız 60'ar er derece olmak zorunda. Bir. Eşkenar üçgende bir de bütün kenarlar eşit değil mi? Evet hocam. Kenarların da eşit olmasını göstermediğiniz için genelde bundan dolayı yapılamıyor arkadaşlar. Ve özel üçgen konusu aslında. Şuraya baktığınız zaman eşkenar üçgen 60 derece geliyor değil mi? Evet. 60-90 ise burası kaç? 30. 60-90 ise burası kaç? 30. Aa hocam ne geldi? 30 60 90 üçgene geldi. 30'un karşısı 12 ise 90'ın karşısı kaç yapar? E, 24 yapar. Burası da 12 kök 3 yapar. E, burada maalesef yok. Buraya x dersem o zaman burası 2x yapar. Burası da x kök 3 yapar. Aa hocam bunlar birbirine eşitti. Tamam. O zaman ne olacak? 9 artı 2x ile 24 artı x birbirine eşit olmalı. Buradan da x'i kaç buluruz arkadaşlar? 15 buluruz. Evet. x 15 çıktı ama bc uzunluğu isteniyor. bc uzunluğu ne? Şurası 24 artı 15'tir. Yani cevabımız böylelikle kaç çıkar arkadaşlar? 39 çıkar. Değil mi? Evet cevabımız böylelikle 39 oldu. Geldik bir sonraki soruya. E hocam işte bak ne var burada? Eşkenar. Sizin şu alışkanlığınız var. İkiz kenarda da olduğu gibi. Eşkenarda da hop tepeden dik çizme alışkanlığınız var. Doğru haklısınız. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Bir kere öncelikle şu açıları lütfen ama lütfen yine de yazın. 60-60 burası karışık olduğu için yazmıyorum. E hocam ben buradan dik çiziyorum. Siz şöyle bir şey söylemiştiniz. Hani ne oldu? Hani özel açılara dokunma. 30, 60, 45. E sen burada eşkenarda dik çizdiğin zaman ne oluyor? Özel açıya dokunmuş oluyorsun. Arkadaşlar o söylediğim o kalpteki açılara dokunma dediğim şey var ya. İstisnai durumlar olabiliyor. Ne zaman? Eşkenar üçgende mesela dik çizmek zorunda kalıyor. Çünkü tabanı iki eş parçaya bölüyor. Özel bir durum. Ya da 30-30-120 arkadaşlar yine 120'yi parçalamak zorunda kalabiliyoruz. Ee, bu 60 ve 120 bazen parçalanabiliyor ama diğer açıları parçalamak kesinlikle ama kesinlikle yasak. Yasak hala devam ediyor. Yeri geldi şimdi söylüyorum arkadaşlar. 60'ı tabii ki parçalayabiliriz ama e, ne zaman eşkenar üçgende ya da 120'yi tabii ki parçalayabiliriz ne zaman ikizkenar üçgende yani 30-30-120 üçgende haberiniz olsun. Haydi bakalım. Hocam bu eşkenar üçgen hemen yükseklik çizsek yükseklik tabanı iki eş parçaya bölecek hocam. Yani 8 ise burası kaç yaptı? 4, 4. Ne kaldı buraya? 2 kaldı. E hocam bu zaten dik çizdik. Bu yükseklik ya aynı zamanda açı ortay oldu. Ya da 60, 90 ise 30 oldu. 30'un karşısı 4, 60'ı karşısı 4 köküç. A hocam Pisagor. Yani burada ne yapacaksınız? X kare eşittir. 2'nin karesi artı 4 köküçün karesi. Vallahi saçınızı başınızı yolarım. Bunu böyle yapana ben bir şey diyeceğim ama Diyorum ama neyse size demeyeceğim burada. E, normal dersine girdiğim öğrenciler biliyor ne dediğimi. Ne yapacağız kardeşim? Küçük sayılar bile olsa kendinizi hızlandırın. Hocam ortak çarpan 2. Hocam burası 2 çarpı 1. Hocam burası 2 çarpı 2 kök 3. Değil mi? O zaman x'de ne olacaktır? Kare e, 2 çarpı kare küçüğünde diğerlerinin kareleri toplamı. Şunun karesi 12 artı bunun karesi 1. Yani direkt 13'ü yazabiliriz. 2 kök 13 çıkar arkadaşlar cevabımız. Tamam mı gençler? Geldik şuraya. A hocam eşkenar. Ne var bunda ya? Hemen bir yükseklik çizelim. Hop. Ne oldu? Kaldın değil mi? Ya e, öyle kalırsın. Buradan böyle inatla devam edersen kalırsın. Geometride arkadaşlar farklı düşüneceksin. Farklı. Farklı düşüneceksin derken yani söylemlerimizi hep düşün. Biz ki dik çizdik. E hocam ne olacak ya? X artı 6 burası. İşte burası X artı 6 bölü e, 2. O zaman burası da X artı 6 bölü 2. X artı 6 bölü 2'den X çıkartırsam burayı bulurum. Sonra burası da x artı 6 bölü 2'nin köküç katı. E sonra ben burada bir pisagor yaparım. Of süper. Oradan çıkar. Değil mi? Arkadaşlar özel açı mantığını ben size öğrettim. Ve orada öğrettiğim yerde bir iş yaparken ne dedim? Ya bırakın x artı 6 bölü 2'yi karşıma böyle 5 bölü 2 gelse bile sevmiyorum kardeşim. Eşkenar üçgende de aynı mantık. Eşkenar üçgende aslında özel açı mantığı vardır. Çünkü niye? Bütün açılar özel açı. Yani bütün açılarımız 60'ar derece arkadaşlar. Sen burada tepeden dik çizmeyle olmadı. Hani sizin bir tepeden dik alışkanlığınız vardı ya. Bunu artık bıraktınız biliyorum özel açı mantığında. Eşkenarda da o tepeden dik alışkanlığınız olmasın. Biraz önceki soru çıktı. Eyvallah sıkıntı yok. Ama burada tepeden dik çizince saçma bir durum çıkıyor. O zaman ne yapacağız? Özel açı mantığını kullanacağız. Hangisi? 60'ı. Buradaki sağdakini mi kullanayım soldakini mi kullanayım? Bak beyin çalışıyor çalışır ve hızlı çalışır. Hocam zaten sağdakinde x var ama soldakinde sayı var. Şu 60'ın mantığını kullanayım. Şuradan dik çizsem olmadı zaten. Tabanı iki parçaya saçma bir şekilde böldü. Şuradan dik çizsem. Hocam 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı kaç yapar? 3. Aa burası 3 kök 3 yaptı. Ova şurada da bir pisagor çıktı. Şuraya bir a dersem arkadaşlar. A kare neye eşittir? Ee, bunun karesi ya da 2 kök 13'ün karesi neye eşittir arkadaşlar? 2 kök 13'ün karesi eşittir. E, A'nın karesi artı 3 kökçün karesine eşittir. Ortak çarpan olmadığı için uzun yoldan yapıyorum. 52'den 27 çıktı. 25 eşittir. A kareden A'yı kaç bulduk arkadaşlar? 5 bulduk. E hocam ikisi e ulaşamadık. Ne yapacağız? Ben size ne dedim? Eşkenar üçgen yapılamamasının en büyük sebeplerinden biri neydi? Bir açıları yazmıyoruz. Tanımı uygulamıyoruz yani. 2. neydi? Kenarların eşit olmasını göstermiyoruz maalesef. A hocam burası 5 burası 8 çıktı. O zaman burası da 8. O zaman x'e kaç kaldı arkadaşlar? 2 kaldı. Burası 6 olduğundan dolayı burası da 2 yaptı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kolay aslında şöyle baktığımız zaman. Ama eşkenarda, eşkenar gibi davranma. Özel açı mantığını da kullan lütfen ama lütfen. Tamam? Unutma dediğimi. Geldik buraya. ABC eşkenar üçgen. İşte AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Bu eşitliği kullanacağım ben. Verilen her bir bilgiyi kullanacağım. Ebenin uzunluğu 9 verilmiş. Ebe neredesin? Buradasın. Ebenin uzunluğu 9. Şuraya kadarki parçada 9. Hocam bu şurası 9. Şöyle göstereyim. E Adam bana CDE'yi eşkenar demiş. Bu eşkenarlığı kullanayım. Hocam 60'ları bir yazayım. Kenarların e, tanımı kullanayım. Bir de kenarların birbirine eşitliğinde şöyle göstereyim. Tamam. Şimdi AD uzunluğu isteniyor bizden. E hocam 60 tabak burada ne oldu? Ters açıdan dolayı burada da 60 oldu. Şimdi x kenarı var. Taban yok ama taban uzunluğu tamamen yok ama tabanla alakalı bir şey var. Eşkenarlıktan eşit burası. Bir de tabanın bir parçası var. İnsan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Ya da hocam 60 derece var. Ben bu 60'ın mantığını kullanayım da diyebilirsiniz. O mantıktan da diyebilirsiniz. Yani şuradan bir dik çizeyim diyebilirsiniz arkadaşlar. Haydi bakalım diki çizdik. A hocam ne çıktı burada? 30, 60, 90 çıktı. 30'un karşısı A ise buraya ne kaldı? 9 eksi A kaldı. E, 90'ın karşısı ne yaptı? 2A yaptı. Hatta burası da A yaptı. Hocam bu bir ikiz kenardı. Verilen bir bilgiyi kullan. İkiz kenarda çizilen yükseklik tabanı iki eşit parçaya bölecek. Yani buraya ne kaldı o zaman arkadaşlar? Burası 9-A ise burası da 9-A. E, 9-A tamamı buraya kadar. Buraya kadar 9-A olduğundan dolayı A'sı da buradaysa 9-A'dan A çıkartırsam 9-2A olur burası. Hocam bu bir eşkenardı. Burası da 9-2A. Burası da 9-2A. E ne yapacağız şimdi? Bir tek AD'yi kullanmadık. AD'ye bak bakayım. Hocam AD uzunluğu bak bakayım. 2A artı 9 eksi 2A burası. 2A'lar nanay. Cevap da kaç çıkar? 9 çıkar. Evet sorumuzun cevabını böylelikle 9 bulduk sevgili gençler. Ve geldik bir sonraki soruya. ABC eşkenar üçgen. Ne yapıyoruz? 60'ları mutlaka mutlaka yazıyoruz arkadaşlar. 60 60 60. Hocam bütün kenarların eşit olması da bizim için tabii ki çok önemli. 11'im 11'im 11'im. Buraya kaç kaldı o zaman? 8 kaldı. E hocam ben bir yükseklik çizsem. A böyle. Ya x ile alakalı güzel bir çalıştım. Şey Allah aşkına sil. Burada ya oldu mu ya? Burada, saçmalama kardeşim sil bunları. Demek ki bir şey çıkmadı. Ama ben eşkenar üçgende özel açı mantığını kullanmasını da biliyorum. Bazı insancıklar şunu yapıyor. A hocam bak kosinüs teoremi tak 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 x'i bulurum diyor. Haklısınız. Haklısınız yapabilirsiniz ama ben kosinüs teoremine karşıyım. Niye? Hocam kosinüs teoriminden soru çıktı. Ya o ayrı. Bütün kenarlar verilip e, alfa sorulursa o ayrı. Ama arkadaş bakın şurası 60 verilip de yani 5 ve 8 de verilmişse özel açı mantığını kullan. Özel açı mantığı 60'ı şey yapma. O zaman ben burada hocam 60'ın mantığını kullanmak için ya buradan dik çizeceğim ki 90'ın karşısı 5 ise karşısı 5 bölü 2 olur mantıksız. Ya da nereden dik çizeceğim? Hop şuradan 2 ihtimal vardı ya buradan dik çizeceğim. 90'ın karşısı 8 30'un karşısı 4. 60'ın karşısı 4 kök 3. Hocam tamamı 5 buraya 1 kaldı. Aha da burada Pisagor bağıntısından. X'in karesi eşittir 4 kök 3'ün karesi artı 1'in karesi olur. 48 artı 1'den 49 yaptı. X de buradan ne geldi? 7 yaptı. Yani görüyorsunuz arkadaşlar ne var burada? Özel açı mantığı. Özel açı mantığını bildik daha sonra eşkenar üçgeni yaparsınız. Bir de bütün kenarların için olmasını açıları yazmayı falan lütfen ama lütfen unutmayın sevgili gençler. Ve geldik sonraki soruya. Evet şöyle bir şey verilmiş. ABC eşkenar üçgen demiş. Eşkenar üçgense yaz kardeşim açıları 60 60 60. Hocam buraya ne kaldı 45. Burası kaç yaptı 75 yaptı hatta. Aa hocam tak çizdin. Anam ne oldu 15 75 90 çıktı. Niye? özel açıyı parçaladın. Öyle yok. Tepeden dik çizme alışkanlığınız artık gitti. Değil mi gençler? E o zaman ne yapacağız hocam? Ya özel açı mantığını düşün. Bırak eşkenarlığı sen. Eşkenarlı adam sana niye verdi? Açıları yaz diye. Özel açılı mantığını kullan diye verdi. E eşkenarda biz ne dedik? Bütün kenarların eşit olmasında mutlaka mutlaka göster dedik. Şunları bir göster bakayım. Hocam bak şuraya dokunamam. Şuradan dik çizmeli olmadı. Özel açı mantığını kullanacağım. Demek ki ben burada ne yapmalıyım arkadaşlar? 45'e dokunmamalıyım. E burada da 60 var. 75'e dokunabilirim. Hop şuradan bir dik çizsem. Dik çizdiğim zaman hocam dik çizdiğim zaman 45 90 45 üçgeni 60 90 30 üçgeni çıktı. 6 kökü ise bunlar 6 6 çıktı. E burada da 30'un karşısı başlangıç noktasıydı. 30'dan 60'a geçiş kök 3 katsa 60'dan 30'a geçiş kökü bölünmüş hali. 6 bölü kökü 3 çarparsak 6 kök 3 bölü 3 gelir. Yani 2 kök 3 geldi burası. Hocam 30'un karşısı 2 kökü ise burası da 4 köküçtür. A bütün kenarlarda birbirine eşit. Burası 6 artı 2 kök 3. Hocam burası da 4 kök çarpı x. 4 kök buraya attık. 6 artı 2 kök 3 eksi 4 kök 3 eşittir x yaptı. Yani 6 eksi 2 kök 3 yapar cevabımız arkadaşlar. Yine nereden çıktı? Özel açı mantığından çıktı arkadaşlar. Şekil A'da göründüğü gibi. Geldik buraya. Evet ne demiş arkadaşlar? ABC bir eşkenar üçgen demiş. Sonra bu açı ortay olarak verilmiş. CD ile Ege Ankara uzunluğu birbirine eşit verilmiş. CD ile Ege Ankara uzunluğu. Hocam Ege Ankara ile CD'nin ne alakası var ya? Aa dikkat et. Bak bu ne? Açı ortay. Bir kere şunları bir yazalım. 60 60 60. Bunlar da 30 30 yaptı. Aynı zamanda bu bir yükseklik. Arkadaşlar eşkenar üçgende bir yüksek alakası yerde bir e, eşitlik verilmişse lütfen ilgi alakayı kurmak için diğer yüksekliği de çiz, siz çizin. Bu yorumu Düzgün çokgenlerde bile yapacağız arkadaşlar. Bir köşegen verilmişse diğer köşegeni çizeceğiz. Hatta dörtgenlerde bile yapacağız. Alakası yerde eşitlik varsa. Mesela dikdörtgende köşegenler birbirine eşit ya. Bir köşegenle alakası yerde bir eşitlik verilmişse diğer köşegeni çizeceğiz mesela. Aynı mantık. Yükseklikle alakası yerde bir eşitlik verilmişse diğer yüksekliği çizeceğim. Hocam bu yükseklik çizilir mi? Yapma ya çizilir mi? Çizilmez. Bu yükseklik hocam kenar ortay dediğim zaten yüksekliktir. Hocam burası yükseklik. Dolayısıyla buraya 70 derece kaldı. A yükseklikler birbirine eşit. Bak şu yükseklerin eşitliğini gösterdim. A bak şu eşitliği gösterince şurada da bir x kenarlık çıktı mı çıktı. Aynı zamanda bu yükseklik açı ortaydır arkadaşlar. 30 30'dur burası. Hocam bu bir x kenar üçgense tepe açısı kaç derece bunun? 70. 180'den 70 çıkart. Şu bir x kenar üçgen ya arkadaşlar. 180'den 70 çıkart 110. 2'ye böl taban açıları 55 55 yapar arkadaşlar. Yani alfa artı 30 eşittir 55 yaptı. Alfayı da buradan kaç bulduk arkadaşlar? 25 olarak bulduk sevgili gençler. Evet cevabımız böylelikle 25 çıktı. Geldik bu soruya. Ne demiş? ABC eşkenar üçgen. Bakın ABC eşkenar üçgen. 60'lara bir yazalım. 60, 60, 60. E bu bir yükseklik 30, 30. Sonra AH ile CK eşit verilmiş. Hocam AH ile CK. Bak yükseklikle alakası yerde bir eşitlik verilmiş. Ne yapacaksın? Diğer yüksekliği de sen çizeceksin. Hocam nereden yükseklik çizelim? Buradan mı? Ya bırak ne saçma olduğunu görüyorsun. Ya da buradan mı? Hop çizilen kenar ortay zaten yüksekliktir. E hocam yükseklikler birbirine eşit. Bak yüksekliklerin eşit olduğunu gösterince şurada da bir ikiz kenarlık çıktı mı çıktı. Aynı zamanda bu yükseklik bir açı ortaydı. 30-30 oldu burası. Aa hocam bu x kenar üçgen ya şu taban açıları birbirine eşit. Hocam bu taban açıları birbirine eşit ve iki tane açının toplamı 30 derece ise eğer. Tabi şuradan da yapabilirsiniz. 120 ya. 120 30 daha 150 ise bunlar da 30 kaldı 15 15 diyebilirsiniz ya da hocam ikisi birbirine eşit ve toplamları da 30 ise iki iç açının toplamı bir dış açıdan o zaman bunlar 15 15 çıkar ama bana alfa soruluyor alfa ise ters açıdan burası da alfa mı evet hocam alfa ile 15'i toplamı da 60 mı yapacak aynen öyle ya da 120 deyip de iç açılar toplamından da gidebilirsiniz ama iki iç açı bir dış açı artık öğrendik İki tane açı görünce dayanamam ikisinin toplamı şuraya eşit diye derim. Sen de artık dayanamıyorsun. Biliyorum. Alfa artı 15 eşittir 60 alfayı da buradan kaç buluruz? 45 derece buluruz arkadaşlar. Evet bu sorumuzun cevabı da 45 çıktı. Ve geldik bir sonraki soruya. Şekil 1'deki ABC eşkenar üçgeni biçimindeki karton D boyunca katlandığında şekil 2 elde ediliyor. Şu. Şekil 2'deki kırmızı bölgenin alanı ile yeşil bölgenin alanları toplamı birbirine eşittir. Ha. bu kırmızı bölge ile yeşil bölgelerin alanları toplamı birbirine eşitmiş. Bunu kullanacağım. Dur. D ile AB birbirine paralel. Tamam ben bunu da kullanacağım. Bak şimdi gençler bunlar paralel. Eşkenarsa ne yap diyoruz? Şunları mutlaka yaz. Hocam paralelliği kullanacağım. Bak sen şu paralelse eşitten dolayı burası da 60 mı 60? Hocam 60 60 ise burası da 60. Bu bir eşkenar üçgen oldu mu? Oldu. Ben şuraya A dersem. Hocam şu eşkenar üçgen olduğu için bütün kenarların da eşit olmasını düşüneceğim ya. Burası da A oldu mu? Oldu. Yani şununla şu birbirine eşit oldu. Tamam. Şurası A ise burası ne oldu? A oldu. Bir kere şöyle katlama verildiğinde ne yapıyoruz? Eski haline bir geri getiriyoruz şekli. Eski haline geri getirelim ki güzel bir şekilde görelim soruyu. Bunu nasıl bir üçgen bulduk arkadaşlar? Eşkenar 60 60 60. Yani burası kenarları ne? 6 6 6. Ben bunu böyle katladığım zaman bu üçgenle bu üçgen aynı olduğundan dolayı 6 ise 6, 6 ise 6. Hatta bu da bir eşkenar üçgen oldu. 6'ya 6. Ve 60 ise burası da 60, burası da 60. Katlamada üst üste binen açılar da birbirine eşit diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi ne diyor arkadaşlar? A açıları da yazdık. Devam edelim o zaman arkadaşlar. 60 60 ise burası da ne oldu? Dur bakalım. 60 oldu. Hocam eşkenardan zaten burası 60. E burası da 60 oldu. Hocam zaten burası 60. Büyük eşkenardan 60 60 ise burası da 60 oldu. A burası da 60 oldu. Ben buraya A demiştim. A bulmuştum. Çünkü eşkenardan dolayı. O, o zaman hocamın bu, hocam burası da A. O zaman burası da A. Burası A iken burası da A. Burası da A. Tamamı 6 yalnız. Tamam. Kırmızı bölgenin alanıyla yeşil bölgelerin alanları toplamı eşit verilmiş. Kırmızı bölgenin alanı a kare kök 3 bölü 4 eşitmiş. a kare kök 3 bölü 4. a kare kök 3 bölü 4'ten kaç tane var mavi bölgelerde ya da yeşil bölgelerde pardon. 2 tane a kare kök 3 bölü 4 var. Çarpı 2 diyeceğim. Kök 3 bölü 4'ler gitti mi gitti. 2 a kare eşittir 36 yaptı. a kare eşittir 18 oldu. a'yı da buradan ne bulduk? Kök 18. Kök 18 dediğimiz nedir arkadaşlar? Kök 18 dediğimiz 3 kök 2'dir. Çünkü 9 çarpı 2 ya 9 dışarıya çıktı. 3 diye. E hocam 3 kök 2 madem çekili birdeki kartonun çevresi isteniyor. Hocam burayı 3 kök 2 buldum. Burayı da 3 kök 2 buldum. Gerek yok. 3 kök 2 artı 6 mı bir kenar? Evet. Bir kenar 3 kök 2 artı 6 ise çevresi ne olacaktır? 3 katı olacaktır. Yani 9 kök 2 artı 18 yapar arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Geçen sene bu soru aynı mantıkla bir soruydu. Ama bu soruyu değiştirdim. Daha güzel oldu arkadaşlar. Bu sene gerçekten hoş sorulardan bir tanesi. ÖSYM'nin yine katlama namına hem de eşkenarda sorabileceği sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Evet geldik şimdi son soruya. Bak daha öncesinde de söyledim. ÖSYM artık sanki bu yansımalı soruyu soracak gibi hissediyorum. Neymiş bakalım bu. Futbol topuna top zeminde gidecek şekilde vurulduğunda şekildeki gibi top vurduğu açıyla yola devam eder. Vurduğu açıyla gidecek. Bilardo'da da yapmıştık arkadaşlar. Siz fizikte normalle yaptığı açı şeklinde biliyorsunuz. Ben de vurdu açıyla gider diye tanımlıyorum arkadaşlar. Tamam. Kenarları duvar olan eşkenar üçgen biçimindeki bir sağının kuru ikisi aşağıdaki gibidir. Bu şekilde. Bu soruya çok dikkat edin arkadaşlar. İşte burası 2 verilmiş burası 3 verilmiş. Bu mantıkta bir soru gerçekten gelebilir. Buna göre D noktasından topa vuran topa vurulduğunda AB kenarını 60 derecelik açıyla çarptığına göre bu şekilde D noktasından topa vurdu. Buraya 60 derecelik açıyla çarpmış. Sonra yansıyor gidiyor falan filan filan. Top tekrar D noktasına geldiğinde kaç metre yol alır diye soruyor arkadaşlar bize. Öncelikle kenarları şöyle bir açıları bir yazalım mı arkadaşlar? 60 60 60 yazdık. Şimdi şuna dikkat edelim arkadaşlar. Burası 3 2 daha 5. A hocam 60 60 ken burası 60 oldu. Bu bir yeşilkenar üçgen oldu. 2 2. Şurası kaç oldu arkadaşlar? 3 oldu. Devam edelim. Şurada ben vurduysam böyle vurduğu açıyla devam edecek ve buraya gelecek. Vurdu ile devam etti. Vurdu açıyla devam etti. Yani burası da 60 derece oldu mu? Oldu. Sonra buraya geldi. Buradan sonra ne olacak? A 60-60 ise burası da 60 oldu bu arada. Dur. Şurası da kaç yaptı arkadaşlar? 3. Buraya kaç kaldı o zaman? 2. Çünkü tamamı 5. E hocam buraya 60 ile vurdu. Burada da vurdu ile devam edecek. Hop vurdu açıyla devam etti. E nereye geldi? Buraya geldi. Ama dikkat et. E, vurdu açı 60 ya. 60-60-60. İkilik bir eşken üçgen oluştuğu için tam buraya geldi. D noktasına gelmedi. İkilik bir eşkenar üçgen. A hocam burası da üçlük bir eşkenar üçgendi. Şuradaki uzunluğun da 3 olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Şurası da 3 birim diye yazayım. Sonra şekil karışmasın diye farklı bir kaleme geçeyim. Buraya vurduğu açıyla buradan devam edecek arkadaşlar. Buraya gelecek. Bak dikkat et. Burası 2 birim. Burası 1 bir birim değil mi arkadaşlar? E burası 1 bir birim. Vurduğu açıyla gitti. 60 derece yaptı burası. 60 60 iken burası da 60 oldu. Burada da bir eşkenarlık çıktı. Eşkenarlık 2 bir daha 3. Hocam burası da 3. Gittiği yol bak burası 3. Hocam burası da 3 yapacak. Buraya 1 kaldı. Tamamı 3'tü. Buraya kaç kaldı? 2 kaldı. Oba. Devam edelim arkadaşlar. Burada da vurduğu açıyla gidecek. Hop buraya geldi. Vurduğu açı 60 derece. Burada da 60 derece yansıtacak. 60 60 60. Aa burada da 2 iki, 2 iki, ikilik bir üçgen oldu arkadaşlar. Sonra buraya geldik. Burası kaç yaptı arkadaşım? 1 yaptı. Burada da vurduğu açıyla gidecek ya. Hocam burası 60. Bak dikkat edin. 60 60 60 olacak. Bir kenarı 3 olan şey olacak. E bir kenarı 3 olan tam da D noktasına geliyor. O yüzden buradan devam eden yansıyan nereye gelecek? Tam olarak buraya gelmek zorunda arkadaşlar. 60 60 60 oldu. O zaman bu siyahla yazdığım yerde kaç oldu arkadaşlar? 3 oldu. Şimdi bakıyoruz. 2 gitti, 3 gitti, 2 gitti, 3 gitti, 2 gitti, 3 gitti. Değil mi arkadaşlar? 2 artı 3 artı bak 2 3 2 3 2 3, 2, 3 artı burada da 2 3 gidecek arkadaşlar. Toplamda da gittiği yol kaç yaptı? 15 yaptı. Güzel bir soru yansıma ile ilgili hoş sorulardan bir tanesi. Valla arkadaşlar artık bu yansıma ile ilgili böyle bir soru gelir? Yani bu iki yıl içerisinde gerçekten böyle bir yansıma ile ilgili yansıma açısıyla ilgili bir soru beklemiyor değilim. Geçen sene mesela dönme açısıyla ilgili şeyden bahsetmiştik. Ee, gelebilir demiştik. Dönme açısı geldi arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz 2021 YKS'ye baktıysanız ee, yakın zamanda da böyle bir dön maç değil de vurdu açıyla gitme sorusu yine bekliyoruz arkadaşlar haberiniz olsun. Evet gençler sorunun cevabı böylelikle kaç oldu? 15 oldu ve eşkenar üçgen konusunun konu anlatımında bitirmiş olduk diyeceğiz. Hayır bitmemiş. Eşkenarın bir de özellikleri varmış burada. Onu unutmuşum ben. Evet eşkenarın özellikleri arkadaşlar çok kısa bir şey kaldı merak etmeyin. Eşkenarın özellikleri de şu arkadaşlar. İkiz kenarın özelliklerine benziyor biraz da aslında. Şöyle bir 5 dakikalık bir yer kaldı. İkiz kenarda tabandan alınan bir noktadan kollara çizilen dikmeler toplamı neydi? İkiz kenarda. Hocam bir tane yüksekliğe eşittir böyle değil mi? Burada da içeride alınan bir noktadan kollara çizilen dikmeler toplamı bir yüksekliğe eşittir arkadaşlar. Bir yüksekliğe eşittir. Şu hatayı yapıyorsunuz. Hocam bu bazen böyle doğrusal kabul ediyorsun. Hayır. Ya da bunun devamı bu yüksekliktir diyorsun. Hayır arkadaşlar. Belki buraya geldi bunun yüksekliğin devamı. Yani eşkenar üçgende bu dikmeler toplamı üçgendir alan formülünden geliyor arkadaşlar. Bir. Ya da şunu şöyle uzatıp hiç formüle de gerek duymadan da yapabilirsiniz. Hocam 60 ya burası 30. Bak mesela 30 60 90 üçgen çıkıyor burada. Aynı şekilde bunu uzatırsınız böyle arkadaşlar. Burada da 30 60 90'lar oluşturabilirsiniz. Ya da bu buraya denk gelir. 30 60 90 oluşturursunuz burada. Aynı zamanda büyükte de burada 30 60 90 oluştu. Yani siz bu özelliği bilmeden de sonuca ulaşabilirsiniz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ama dikmelerin toplamı x kenardaki özelliğe benzediği için dediğim gibi bunları uzatarak 30-60-90 üçgenler oluşturarak sonuca ulaşabilirsiniz. Ama e, böyle bir şey gördüğünüz zaman da bu dikmeler toplamı bir yüksekliğe eşittir arkadaşlar diyebiliriz. Yani yüksekliği çizeceksiniz x artı y artı z'ye eşittir diyeceksiniz. İkinci özelliğimiz dışarıda alındığı zaman hangi kenarın dışında alındıysa o kenara indirilen dikmeyi çıkartacaksınız arkadaşlar x artı y eksi z bir yüksekliğe eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Ama tekrar söylüyorum özelliği bilmeseniz de bunu sanki yapabilirsiniz arkadaşlar. E niye? Şunları şöyle uzatıp da hani şu dikin devamını böyle uzatıp da böyle 60 dereceye burası. 90 burası da 30. 30 60 90 üçgenleri zaten oluşuyor arkadaşlar. E haberiniz olsun mutlaka bir şekilde bulursunuz. İsterseniz sorularda ilk etapta öyle yapmayı deneyin ya da direkt burası x artı y eksi z eşittir de diyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir ispat olarak nereden diyebiliriz? Mesela şu x kenarının özelliğinden yapabilirim arkadaşlar ispat olarak diyecek olursanız. Hocam şurada bir eşkenar yapsam. Şurada bir eşkenar yapsam. Ee, şu dikmeler toplamı içeride yani ikizkenarda da aynı zamanda ikizkenar üçgen bu. Eş, buradan bir paralel çizince eşkenar yapmış oldum burada. <laughs> şu dikmeler toplamı da bir yüksekliğe eşit değil mi? Evet hocam bir yüksekliğe eşit olacak. H buraya da Z diyecek olursam. Yani X artı Y, H artı Z'ye eşit olmak zorunda. X artı y eşittir. H artı Z'ye eşit olmak zorunda. Bak gerçekten de X artı Y eksi Z H'ye eşit oluyor arkadaşlar. İspatlardan bir tanesi. Şuraya geldim. E, bu da X kenarı şu özelliğine benziyor. Ezberlemenize gerek yok demiştim orada. Hani bir e, X kenar üçgende tabanlarından bir noktadan kollara çizilen paraleller toplamı neydi? Bir kenara eşit değil miydi arkadaşlar? İspatını da yapmıştım. Evet. Burada da içeride bir nokta alınıp kollara paraleller çizilirse bu paraleller toplamı da bir kenara eşittir arkadaşlar. Yani burası direkt x artı y artı z'ye eşittir. Dediğim gibi şey yapmasanız bile kendiniz de e, direkt şeyden de çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Nereden? E, paralelleri uzataraktan da bir şey yapabilirsiniz aslında. ha İsterseniz ilk başta formülsüz yapayım. Mesela şunu gördük. Hocam paralel. Doğruda açılardan beri biz biliyoruz. Şu paraleli uzatırız mesela. Ama öncelikle şu 60'ları bir yazayım isterseniz. 60 60 60. Ee, bizden ne isteniyor arkadaşlar? Alanda 9 köküç vermiş. Alan 9 köküç. A kare köküç bölü 4. 9 köküç verilmişse arkadaşlar. O zaman köküçler gitti. 4 kere 9 36'dan A'yı kaç bulduk? 6. Bir kenara 6 bulduk. Normalde özellikten gitseniz x artı 1 artı 1'den yaparsınız. x artı 1 artı 1'den yaparsınız. Ve x kaç bulursunuz? 4 bulursunuz. Ama ben buradan yapmayacağım arkadaşlar. Hadi buradan yaptık. Bir i̇kinci yoldan yapayım. Ne yaparsanız paraleli uzatsak. Bunlar paralel verilmiş ya. Şöyle yöndeşlikten dolayı burası 60 olur. E burası da 60 oldu. Burası da 60 oldu o zaman. Bununla bu paralel ya yöndeşlikten. A eşkenar çıktı. 1 1 1 çıktı. Hocam bu e, şunda şu paralel. Bununla da bu paralel. Burada da bir paralel kenar çıktı. 1 ise burası 1. 1 ise burası 1 çıktı. Hatta eşkenar dörtgen çıktı. E hocam burası x artı 1 iken. Şu 60 60 ise burası da 60 oldu. Hocam burası da x artı 1 olacak. Sonra ne çıktı arkadaşlar? Burası da ne çıkacak arkadaşlar? Burası x artı 1 iken burası da x artı 1. Burası da x oldu. Bir kenara bakacak olursak arkadaşlar. A, biz şurayı da 6 olarak bulmuştuk zaten. A hocam burası da 6. Çünkü a 3 bölü 4'ten 6 bulmuştuk. O zaman x'e kaç kaldı? 4 kaldı. Bak paralel doğruları uzatarak da yine sonuca ulaşıyoruz arkadaşlar. Yani özelliği unutsanız bile mutlaka yaparsınız arkadaşım. Şimdi burada e, burada da ABC üçgeninin alanı soruluyor arkadaşlar. Bir özellikten yapayım isterseniz. Öncelikle paralellik verilmiş. 60 ise 60. 60'ın mantığını kullanayım. Hocam dik çizeyim. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı kaçtır arkadaşlar? 1'dir. 60'ın karşısı da köküştür diyebiliriz. A dikmeler toplamı 1 yüksekliğe eşit. E, yüksekliğimiz kaç arkadaşlar? 5 köküç 3, e, 8 9 köküç yapacak o zaman. Bu yükseklik 9 köküç yaptı. O zaman burası eşkenar üçgenin yüksekliği 9 köküç olduysa 60'ın karşısı 9 köküçse 30'un karşısı kaç yapar arkadaşlar? 9 yapar. Hatta burası da 9 yapar. Burası 18 yaptı. A kare kök 3 bölü 4'ten alanı buluruz. Ya da tabanımız 18 yüksekliğimiz daha kolay değil mi? 18, 18'in karesini almaktansa çarpı 9 kök 3 bölü 2 de 81 kök 3 olarak bulunuyor arkadaşlar. Hani dikmeler toplamından yaptım bu sefer. Peki hocam biz buradan bilmiyoruz. yapamadık. Nasıl yapacağız? Bak sildim. Şimdi normal yoldan yapayım arkadaşlar. Paralel gördük mü gördük. Şu paraleli uzatalım. Bu arada bunlar nedir? 60'ar er derece. Mutlaka yazıyoruz ve bütün kenarlar birbirine eşit. Hocam 60 ise yönde eşitten burası da 60. A 60'ın karşısı 5 köküse 30'un karşısı kaç yapar? 5 yapar. 90'ın karşısı kaç yapar? 10 yapar. Şimdi hocam burası 12. Bu da 60 60 ise burası da 60 oldu. Hocam 12 ise burası da 12 oldu. Burası da 12 olacak. Yani buraya 7 kaldı. E hocam şuraları kaldı. <laughs> Oraları da bulursak olay bitti. Şu 2'yi falan kullanmadık galiba arkadaşlar. 2'yi de şöyle kullanabiliriz. Şuradan hocam ee, bir dik çizsek dikdörtgen oluştursak dik üçgen oluştursak 2 ise burası 2 mi? 2. 3 kök ise burası 3 kök 3 mü? Aynen öyle. Hocam 60'ın karşısı bak 3 kök 3 ise 30'un karşısı kaç yapar? Tabii ki 3 yapar. 90'ın karşısı da 6 yapar. Aa dikkat et. Bir kenarı kaç bulduk arkadaşlar? 18 bulduk. O zaman eşkenar üçgende bir kenar 18 ise 18'in karesi kök 3 bölü 3'ten de bulabiliriz. 18'in karesini almak zor geliyorsa yine yüksekliği bulup taban çarpı yükseklik bölü 2'den de sonuca ulaşabiliriz arkadaşlar. Yani gördüğünüz üzere yani siz bu formülleri bilmeseniz de kendiniz çıkartabiliyorsunuz ama ikiz kenarın özelliklerine ikiz özelliklerine benzediği için sanki yapılabilir bir durumu da var yani akılda kalabilir bir durumu da var arkadaşlar. Ee, özellikler de bu şekilde arkadaşlar. Ve gençler böylelikle Neyi de bitirdik? Eşkenar üçgen konusunda konu anlatımını da bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda açıortay konusunun konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.